Önce transa geçerek hazırlanıyor. Dalmadan önce zihnimi nefes almaya odaklıyorum. Sadece tamamen gevşedikten sonra dalıyorum. Sulbin bedenini neredeyse mümkün olabilenin ötesine geçmeye zorlamak üzere. Ona katılmayı denemek isterseniz nefesinizi dayanabildiğiniz kadar tutmak için hazırlanın. Son bir derin nefes alıyor. Odaklanmış ve sakin bir şekilde 20 metre derinlikteki deniz tabanına iniyor. Kalp atışları dakikada 30'a iniyor. Bu derinlikte basınç göğsünü eziyor. Akciğerlerindeki havayı sıkıştırıp normal hacminin 1/3'üne indiriyor. Ağırlık takmadan bile deniz tabanında karada avlanır gibi yürüyebilecek kadar ağır. Karbondioksit nefes alması için neredeyse karşı konulmaz bir dürtüye yol açıyor. Ama Sulbin'in aklını avından uzaklaştırmaması gerekiyor. Bir dakika 45 saniye sonra Sulbin bir balık görüyor. Sulbin bundan bile derine inebiliyor ve su altında 5 dakikaya kadar dayanabiliyor. Ama gösterişi seven biri değil ve ne de olsa istediği şeyi aldı. Tek nefesle basınç altında avlanarak 2,5 dakika. Belki insanların bir zamanlar deniz memelisi olarak yaşadığı fikri o kadar da gerçeklerden uzak değil. İnanılmaz bir uyum ve gayret sayesinde okyanusta hayatta kalma sınırlarımızı zorladık. Ve daha derinlere daldıkça denizlerin hayatımızda çok önemli etkileri oldu.